Fakir, sinirlendiriyorsun beni artık, yeter. Sana derhal teslim olmanı söyledim. Kaldır ellerini yukarı, derhal. Tamam ya, teslim oldum komiserim, kaldırdım kollarımı ya. Tamam, sakin ol. Vay be fakir, nasıl yaparsın buna? Ben seni kardeşim gibi görüyordum be. Bunca zamandır boynumda yılan beslemişim ya, Allah kahretsin. Zengin dostum, sen beni çok yanlış anladın. Ben sana her şeyi anlatacağım ya. Neyi yanlış anladım ha? Neyi? Evimi soydun sen benim. Bütün elmaslarımı çaldın pislik herif. Benim güvenimi kullanıp elmaslarımı çaldın evimden. Zengin bey, eğer fakirden suçlu olursanız, yani şikayetçi olursanız onu tutuklayacağım ve hapse atacağım. En az 15 yıl hapiste kalacak. Ne? 15 yıl mı? Ne diyorsunuz memur bey? Olmaz öyle şey. Fakir dostum, ne olur affet beni. Affetmeyin zengin bey. Hırsız bu, pis fakir, hırsız. Bunlar yüzünden polisler yerinde oturamıyor ya. Hayır, zenginden şikayetçi olmayacağım. Bundan sonra fakir, sen benim en büyük düşmanımsın. Senden çok büyük intikamlar alacağım. Saçmalama fakir, sen benim kardeşimsin. Ne intikamı, ne diyorsun sen? Görüşeceğiz fakir, görüşeceğiz. Tamam fakir, sen bizimle karakola kadar yine de geleceksin. Senin bir sorgunu alacağım. Ondan sonra zengin senden şikayetçi olmadığı için serbest kalacaksın. Tamam memur bey, hemen geliyorum. O fakire gününü göstereceğim. Benim güvenimi kazanıp evimi soymak ne demekmiş görecek. Bütün ailesi artık tehdit altında. Onun her şeyini elinden alacağım. Hazır şimdi karakoldayken gideceğim ve evini yakacağım onu. Evet, onun evini yakacağım. Evsiz kalacak. Çocukları, kendisi, hepsi sokakta yaşamaya başlayacak. Görecek o. Sakın yorumlarda bunu yapacağımdan bahsetmeyin. Evet fakir, söyle bakalım, neden soydun zenginin evini? Komiserim biliyorsunuz, ben sizden iş istemeye gelmiştim. Arkadaşlar çok açız. Lütfen bize destek vermek için kanala abone olup videoya like atın arkadaşlar, ne olur. Hadi arkadaşlar, bütün desteklerinizi bekliyorum sizden. Ne olur benim hayal kırıklığına uğratmayın. Siz vermediniz, kimse bana iş vermedi. Ben çok açtım, çocuğum evde açtı. Ben de karım, çocuğum aç kalmasın diye böyle bir şey yaptım. Çok pişmanım, ne olur beni affedin. Anlıyorum seni fakir, karın ve çocuğun için yapmışsın bunu. Ama biliyorsun ki sorunlarımızı böyle çözemeyiz fakir. Başkalarının rızkını yiyerek olmaz. Biliyorum komiser bey, çok pişmanım, çok. Ne olur beni affedin. Ay çok üzüldüm ya, karısı ve çocuğu için kendini feda etmiş resmen. Evet fakir, şimdilik seni affediyorum ama bir daha sakın karşıma böyle bir olaydan dolayı gelme. Yoksa hapse girersin, anladın mı beni? Anladım memur bey. Artık eskisi gibi iyi bir insan olacağım. Asla ama asla suç işlemeyeceğim. Aferin fakir, hadi şimdi git buradan. Hadi fikrimi değiştirmeden derhal çık buradan. Tamam memur bey, ben hemen gidiyorum, çıkıyorum buradan. İşte zenginin evi burada. Şimdi onu yakacağım, kül edeceğim. Yan ev, yan, evet. İşte böyle yakacağım bu evi. Her yerini kül edeceğim. Yan ev, yan. Ay ne oluyor? Evimiz yanıyor galiba. Hüsamettin koş. Hüsamettin koş. Evimiz yanıyor oğlum. Çabuk çık. Olamaz. Bu da ne? Evim yanıyor. Çocuğum, karım içerideler. Olamaz. Söndürmemiz lazım bunu. Olamaz. Bu da ne ya? Lütfen, lütfen yardım edin. Ateşleri söndürmeme yardım edin. Ne olur tek başıma söndüremiyorum. Elim yanıyor. Çok canım yanıyor. Ailem, kapının önündeki ateşleri söndürdüm. Çabuk dışarı gelin. Çabuk. Oh ailem. Neyse ki siz kurtuldunuz. Aşkım ama evimiz gitti. Yandı. Kül oldu. Evet baba. Yapacağız maalesef. Baba burası çok soğuk ama. Evet aşkım, ben de çok üşüyorum burada. Baba ben burada nerede yatacağım? Yatak yok ki burada. Aşkım biz yemeği nerede yapacağız? Nerede yiyeceğiz? Nasıl yaşarız biz burada? Halledeceğiz aile. Halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz biz. Bize bunu kim yaptı öğreneceğim. Bize kim böyle bir kötülük yapar? Onu bulacağım ve onu polislere şikayet edeceğim. Haddini bildireceğim ona. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar ne olur kim yaptı biliyorsanız eğer bize söyleyin. Yorumlara yazın. Bizi bu mağarada yaşamaya zorlayan, bizi evsiz bırakan kişi kim? Ne olur anlatın bize. Sabah oldu. Hüsamettin de
uyuyor, Miray da uyuyor. Bunu bize kimin yaptığı belli. Bize bunu kesin zengin yaptı. Bana demişti ki artık ben senin en büyük düşmanınım dedi. Evet evet, kesin o yaptı. Şimdi gideceğim ve ondan intikamımı alacağım. Sabah olmuş ya. Mis gibi evimde uyandım. Şimdi o gerizekalı fakir mağarada buz gibi uyanmıştır ya. Ben sıcacık evimde mis gibi yatağımda uyandım. O şimdi toprağın üstünde yatıyordu. Ama o hak etti. Benim evimi soymak ne demekmiş, ona daha çok göstereceğim ben. Evet, şimdi zenginin evinin önüne geldim. Şimdi elimdeki bıçakla onun arabasının lastiklerini patlatacağım. İşte arabası burada. Şimdi ona bana kötülük yapmak ne demekmiş, haddini göstereceğim. Evet, patlatıyorum. Al sana, al al. Al oğlum, al. Benim evimi yakarsın he? Al, arabasını da çizelim şöyle. Her yerini çizelim. Al sana, al. Evet, arabasını mahvettim. Bu daha bir başlangıç. Ona daha ben daha çok kötülük yapacağım. Gününü görecek o. Şimdi onu polise de şikayet edeceğim. Evet, hazırlandığıma göre şirketime gideyim artık. Lüks arabama atlayayım ve şirketime gazlayayım ben ya en iyisi. Ben fakir gibi yürümüyorum. Tabii ki benim lüks bir arabam var. Ne? Bu da ne? Allah kahretsin, ne olmuş bu arabaya? Her yeri çizilmiş. Burada ne? Lastikleri patlamış. Hem de hepsi patlamış. Olamaz ya, kim yaptı bunu ya? Hepsi patlamış ya, bu ne ya? Benim arabamın lastiklerini patlatmaya kim cüret eder ha? Evet, seni pislik herif. Demek evimi yakarsın ha? İşte böyle arabanın lastiklerini patlatırım. Hepsini de mahvederim. Gününü gördün mü zengin he? Bana bunu yapmaya cesaret edebilecek tek bir hadsiz var. O da pis fakir. Evet evet, kesin o yaptı değil mi arkadaşlar? O yaptıysa yorumlara evet o yaptı yazın. Ona gününü göstereceğim. Onu şimdi polise bir şikayet edeyim de aklı başına gelsin. Evet seni pis fakir, şimdi gününü göstereceğim sana. Seni bir polise şikayet edeyim de aklın başına gelsin. Evet, şimdi sırada zengini polise şikayet etmek var. Onu bir polise şikayet edeyim de aklı başına gelsin. Ne işin var lan senin burada ha? Ulan karaktersiz herif, sen benim evimi yaktın. Şimdi seni polise şikayet edeceğim. Lan sen de benim arabamın lastiklerini patlatmışsın. Benim arabam senin evinden iki kat daha pahalı. Lan arabasız yaşarsın ama ben evsiz ne yaparım? Çoluğum çocuğum üşüyor senin yüzünden pislik herif. Açız lan senin yüzünden, açız. Bana ne lan, benim evimi soymadan önce düşünecektin onu. Haysiyetsiz adam seni. Bana ne lan, bana ne? Şimdi seni bir polislere şikayet edeyim de aklın başına gelsin. Bencil pislik. Pisliksin lan sen. Pislik. Gel görüşelim içeride. Allah Allah. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan ikiniz de burada? Ne işiniz var sizin? Memur bey, bu adam benim evimi yaktı. Onun yüzünden sokaklarda yaşıyoruz. O da benim arabamın lastiklerini patlattı ve onu çizdi memur bey. Ama önce o yaptı. Önce o başlattı. Nasıl ben başlattım lan gerizekalı? Önce sen benim evimi soydun. Ne yapsaydım he? Çocuğumu aç mı bıraksaydım? Karım evde açtı. Çocuğum açtı. Sanki keyfimden soydum ya. Evet zengin, ben fakirle bu konuları konuştum. Çok çaresiz olduğu için soymuş senin evini. Yoksa öyle bir şey yapmaz. Nasıl ya? Vay be kardeşim. Demek öyle ha. Demek karın ve çocuğun açtı evde. O yüzden soydum. Evet oğlum. Yoksa ben seni niye soyayım? Sen benim kardeşim gibisin. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum fakir. O yüzden evimi soyduğun için çok sinirlendim. Kullanılmış gibi hissettim kendimi. Madem ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz, hadi öpüşün barışın hadi. İki dost arasında böyle kavga dövüş olmaz. Çok özür dilerim fakir. Çok özür dilerim. Ben de çok özür dilerim zengin. Ben de, benim de çok hatam oldu. Evini soydum, arabanı çizdim, lastiklerini patlattım. Özür dilerim, çok pişmanım. Sana söz veriyorum, evini sıfırdan yaptıracağım ve içine bir sürü yemek alacağım. Çok teşekkür ederim zengin ya. Çok teşekkür ederim ya. Sen benim en iyi dostumsun. En ama en iyi dostumsun. Gel sarılayım sana.